Merhaba, hoş geldiniz Sayın Ali Murat Hocam. Merhaba, merhaba İlker'cim. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ ol. Hocam, seni çok bunalttık bu aralar. Estağfurullah. Ne demek, görevimiz bu. Ben bunu bir görev olarak atfediyorum kendime. İnsanlara, topluma doğruyu anlatmak bizim görevimiz İlker'cim. Biz akademisyen insanlarız. Dolayısıyla her zaman ben seve seve en son haber izleyicilerine ve tabii ki sana destek olmak, bu noktada bilgilerimi anlatmak, aktarmak istiyorum. Sonuçta beni de bu ülke yetiştirdi. İnsanlara hizmet etmek için yetiştirdi. Hocam, duyarlılığınız için teşekkür ediyorum ne ben demek? De size. Şimdi bir konu var. O birkaç gündür çok zaten konuşuldu. Ben sonrasında bu konunun devamını konuşmak istiyorum. O da ne? İzleyicilerimize artık bildiklerini tahmin ediyorum. Konu şu. Filistin'le ilgili paylaşım yapıldığında sevgili dostlar, sosyal medya, Instagram, TikTok ya da YouTube, ben de bunu yaşıyorum. Evet. Sıkıntı yaşatıyor. Gönderiyi kaldırıyor işte. İçerimi farklı şekilde değerlendiriyor vesaire. Gönderin kaldırıl diye. Şimdi hocam mesela. bu işin sonucu, ama ben şuraya geleceğim. Peki biz sesimizi duyurmak için mutlaka bunun açıkları vardı. Şimdi bir Filistin mitingi olacak mesela. Biz bugün bu mitinge gittiğimizde bunu duyuramayacak mıyız sosyal medyadan? Ya da nasıl duyurabiliriz? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü öbür konu artık ayan beyan ortada sevgili Murat. Evet, aynen öyle. Şimdi İlker'cim, ben bu durumu şöyle ifade etmek istiyorum. Gerçekten zaten şu gördüğümüz örnekler, aslına bakarsan birçok vatandaşımızın yaşadığı sorunlardan biri. Sadece Türkiye'de değil, dünyada yaşanan en büyük sorunlardan biri. Pat diye görüyorsun, gönderin kaldırıldı şeklinde ibareler geliyor, açıklamalar geliyor. Çünkü Avrupa Birliği Komisyonu ultimatomu verdi. Önce X'e, daha sonra Meta ve tabii ki TikTok şirketlerine. Bu paylaşımları yaptığın takdirde ciddi cezalarla karşı karşıya kalacaksın dedi. Zaten bu cezaları söylemesi çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü zaten İlker'cim, hani dervişin fikri neyse zikri odur gibi bir anlayış var ya. Onlar da çok hani şey değiller. Aman Gazze'yi, Filistin'i, oradaki gerçekleri biz göstermeyecek miyiz, anlatmayacak mıyız derdinde değiller. Açıkçasını söylemek gerekirse. Fakat şöyle bir durum var. Bunlara hep küresel ölçekli sosyal medya mecraları diyorlar. Bunlar özgür ortamlar diyorlar. Özgür platformlar diyorlar. Bu platformlarda işte sesimizi duyurabiliyoruz diyorlar. Hatta Türkiye'de sosyal medya yasası çıktığında vay efendim sansür geliyor, vay efendim artık insanların fikirleri, düşünceleri özgür bir şekilde aktarılamayacak dediler. Bunu söyleyen insanlar Gazze ve Filistin'deki katliama, Gazze ve Filistin'de sivillerin, masumların, çocukların, bebeklerin katledilmesine üzülerek söylemek gerekir ki duyarsız kaldılar İlker'cim. Ben bunu beklerdim Türkiye'de maalesef. Dediğim gibi mangalda kül bırakmayanlar bu noktada susmuş oldular. Biz her zaman söylüyoruz, sosyal medya masumane gibi gözüküyor ama asla böyle değil. Ve şu an aslına bakarsan bundan sonraki süreçte yerli milli sosyal medya mecralarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Çünkü bunları, bak İlker'cim, bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Bunlar tabii ki kullanılacak ama gördüğün gibi böyle toplumsal vakalarda ya da dünyayı ilgilendiren olaylarda nasıl iki taraflı oldukları, nasıl taraf tuttuklarını açık bir şekilde görüyoruz. O yüzden bu tarz mecralara her zaman elimizi kolumuzu kaptırmamamız gerekiyor. Bizim her zaman alternatif olarak da yani yerli milli sosyal medya mecralarını geliştirmemiz gerekiyor. Bak çok güzel söyledin. Belki o yayını gerçekleştirdiğimizde diyecekler ki bu yayın terör unsuru içermektedir. İşte bu yayın müstehcenlik içermektedir diyecek. Canlı yayını kesecekler mesela baktığında. Bunun duyurulmasını engelleyecekler. Kaldıracaklar. Duyurulması maksat zaten bu hocam, sözünü kesiyorum ama. Büyük bir mitinge hazırlanıyoruz. Az önce konuklarımızdan Sayın İbrahim Uslu da dedi, Gaffar Yakıncı da dedi. Herkes davet ediyoruz biz. Hani dünyaya sesimiz duyurulsun diye, ama dünyaya sesini duyurmanın en efektif yolu şu anda sosyal medya. Ne olacak? Benim gönderimi kaldıracak, onunkini kaldıracak, şununkini kaldıracak. Biz nasıl duyuracağız? Zaten Batı medyasının nasıl yanını verdiğini görüyorum. Yabancı kaynaklara baktığımda onu da görüyorum. Ben duyuramayacağım sesimi. Duyuracağım tabii ki evvelallah, ayrı konu da. Yani bir şekilde Türkler ama önümüzde büyük bir engel var. Biz bunu kullanırken yemek, böcek, çiçek için sadece değil ki sosyal medya ya. Artık biliyorsun. Mısır'daki süreci biliyorsun yani. Evet, hani tabii. Yıllar önce sosyal medya ile oldu Arap Baharı baktığımızda. Tabii aynen. Değil Arap Baharı, Wall Street yani, eylemleri, ondan sonra Rusya-Ukrayna savaşı, Ermenistan-Azerbaycan savaşı. Bırak onları, kendi içimize gelelim. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında sosyal medya mecralarını nasıl taraf tuttuğunu gördük İlker'cim.
Yani gerçekten evet. Bu sosyal medya mecralarına dur demek de biraz bizim elimizde. Ama bunlar gerçekten menşei çoğu Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla da bunları kontrol edebilmek oldukça güç. Hı-hı. Kendi kafalarına göre yasalar Hı-hı. çıkartıyorlar. Kendi beğenmedikleri içerikleri otomatikman siliyorlar. Tabii. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Bizim kendimizi ifade edebilmemiz için gerçekten kendi mecramızı geliştirmemiz lazım. Fakat İlker'cim kendi mecramızı geliştirmek de değil. Lokal şartlarda İlker, Ahmet, Mehmet Hı-hı. bununla kalmaması lazım. Bunu küresel ölçekte evet. kullanabilecek bir potansiyel erişmemiz lazım. Benim bir aslında hayalim var İlker'cim. Önce bu kendi mecramızı geliştirir. Önce Türkiye Cumhuriyetler'de, sonra giderek bütün dünyada kullanılması benim hayalim. Bu neden olmasın? Bak bugün TOK nasıl oluşturuldu? TOK nasıl şu an yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı? Elektrikli kendi aracımızı üretebiliyoruz. Niye sosyal medya mecramızı da üretip bunu dünyaya bunu sunmamış olalım? Yani bunlar da bence doğru. olacak bir şey. Neden pazarlamayalım? Bu yetenekli çok potansiyel doğru. bizde var. Bu son süre dur diyebilmek elbette ki bizim elimizde. Dediğin gibi paylaşabilirsin, edebilirsin ama bu küresel ölçekli sosyal medya mecraları gerçekten bir tabiri caizse bir tekelci yapı oluşturmuşlar. Kendi aleyhlerine olacak hiçbir şeyi duyurmak istemiyorlar. Yani Amerika'nın aslında ideolojisi neyse, Amerika'nın fikri neyse, Amerika'nın düşüncesi neyse onları aktarmaya, yansıtmaya tabiri caizse bir yankı odası olarak kullanmaya çalışıyorlar. Algoritma ciddi manada şu an bu içerikleri geri plan atmaya başladı. Hı hı. Gölge yasaklama dediğimiz bir kavramla karşı karşıyayız. Yani gölge yasaklama dediğimiz şey aslında belli içeriklerin ön plana çıkmasını sağlıyorlar. Belli içeriklerin de geri plana atılmasını sağlıyorlar. Mesela dediğin gibi bir Filistin bayrağı paylaştığında algoritma otomatik olarak kaldırıyor. Ya da bir annenin feryadını paylaştığında otomatik olarak bu içerik diyor işte müstehcenlik ve terör içermektedir diyor. Bir sağlık çalışanının oradaki bölgeden hı hı. durumu aktarmasını sağlayan evet. arkadaşlar. Hocam bunun karartıyor. Örneklerini çok gördük. Ben şimdi dediğim gibi cumartesi günü bu Filistin mitingini duyurmak için biz bu sosyal medyada bir açık varsa bunu nasıl kullanabiliriz bir engele takılmamak için? Çünkü hı hı. içeriklerin kısıtlandığını hep söylüyoruz. Bize bu konuda bir yöntem gösterebilir misiniz ki sesimiz duyulsun? Evet kesinlikle İlker'cim bir kere şunu söylememiz lazım. Doğrudan bu kavramları kullanırsan mesela Gazze şeklinde ya da Filistin şeklinde kullanırsanız hı hı. otomatik olarak kelime noktasında direkt olarak yapay zekaya yakalanabilir ve içeriğin engellenmesi sağlanabilir. Aslına bakarsan bugün günümüzde görüntüler de bu noktada sansürleme gerçekleşiyor. Evet. Fakat benim nacizane bir tavsiyem şu olacaktır. Mesela Gazze yazacaksanız mesela A'yı et işareti şeklinde kullanabilirsiniz. Bu en azından bir nebze de olsa yayının hemen yankılanmasını ya da yayının engellenmesinin bir adım önüne geçecektir. Bak bu çok bir önemli. Bir daha söyleyelim hocam. Bu ne? Ha, aynen öyle. Nasıl? Evet bu bilgi. Evet mesela Gazze yazacağız ya mesela. Evet. Gazze mesela Gazze'deki olayları protesto ediyor. Gazze'deki katliamı protesto ediyor diyor ya. Mesela Gazze yazınca direkt Gazze dediğinde kelime olarak yapay zeka onu tespit edecek ya. Mesela Gazze tamam. yerine et işareti koyarsan A yerine et işareti He. koyarsan. Şu an mesela bunu bu şekilde çözebildiler. Dolayısıyla bizler de lütfen paylaşımlarımızı yapıp mesela Gazze yerine et işareti koyalım A yerine mesela. Filistin yerine İ yerine olsa... ünlem koysak mesela. Hah aynen öyle. Aynen öyle. Bu mesela algoritma hatta bizim tarihi değiştirelim ambargoya takılmamak için. Tuğçe'den rica çok edeyim güzel ben. Olur. Filistin Hah, yerine evet, bir görsel olarak vallahi. Da izleyicilerimize de bir fikir versin. Çünkü aynen öyle. Çünkü mitingi hazırlanıyor. Şimdi evet. Tuğçe de hazırlıyor onu. Gazze yerine et işareti yani harfleri rakamları evet. değiştirerek evet. yapay zekayı evet. engellemek bu işin çıkış yolu. Evet. Doğru en azından bu şekilde aynen en azından metinsel gölge yasaklamanın bu şayede önüne geçebiliriz. Aksi takdirde bu Filistin Gazze yazdığında sonuçta İlker'cim bizim bildiğimizi bu ilgili sosyal medya şirketleri de biliyor. Bunun sosyal medyadan duyurulması bu büyük protestonun belki de dünyada yankı bulmasını engellemek için var güçleriyle çalışabilirler. Hı-hı. O yüzden bir nebze de olsa bu sayede bunun önüne geçebilmek mümkün olacaktır. Bak mesela arkadaşlar yazdılar. Çok teşekkür ederim. Sosyal medya evet. Gazze ambargosu dediler. Çok güzel yaptı aynen. arkadaşlarımız. Böylelikle yani. Takılmıyoruz hani böyle. Mesela. Evet aynen öyle. Algoritmanın işte dediğim gibi kelime gölge yasaklamasına takılmamış oluyoruz. Bunu denedik ve gerçekten kullandık. Bunu görmüş olduk. O yüzden ben değerli izleyicilerimizden de bu noktada istirham edeyim İlker'cim. Bu şekilde Hı-hı. paylaşımlar yaparlarsa sosyal medya sansürünün bir nebze de olsa önüne geçeceklerdir. Senin de ifade ettiğin gibi Filistin derken de mesela İ işareti yerine ünlem işareti koymaları evet, en azından yapay zekayı bir nebze de olsa
aldatma konusunda, yanıltma konusunda bize ciddi manada fayda sağlayabilir. İlerleyen günlerde yapay zekanın da devreye gireceğini söyleyebiliriz. Gerçekten savaşlar artık kara hava denizden ziyade sosyal medyada da geçiyor. Algı yönetimi, psikolojik savaşlar ön plana çıkıyor. Hep o yüzden diyoruz ya, dijital okur yazarlık çok önemli. Bak çok teşekkür ediyoruz rejideki arkadaşlarına. Bak görüyor musun İlker'cim? Evet, hepsini aynen öyle İlker'cim. Bütün hepsini şey, ünlem yapsaydı. Evet, Filistin ve Gazze. Kurtarıyor değil mi hocam böyle? Tek ünlem bile kesinlikle olsa kurtarıyor. Kesinlikle. Tek bir ünlem bile olsa kurtarıyor. Bunlar bizim için çok önemli. Gerçekten çünkü bu yasaklama vesaire söz konusu olabilir. Zaten göreceksin muhtemelen trend topik listesine de bu sayede girecek diye düşünüyorum. Çünkü gölge yasaklama olursa direkt Gazze ve Filistin yazdığında şu an dikkat et İlker'cim, hiç gündemde ben göremiyorum. Mesela Gazze under attack göremiyorum. Ya da Filistin under attack şeklinde, Palestin yok, under attack şeklinde göremiyorum. Olması mümkün mü? Mümkün mü İlker'cim? Aynen bence öyle, kesinlikle. Hocam. Estağfurullah, evet. Estağfurullah. Gölge yasaklama açık bir şekilde. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla sen çok güzel söyledin. Yani biz bunları konuştuk, çok konuştuk İlker'cim. Ben de nacizane dilim döndüğünce dezenformasyonu anlatmaya çalışıyorum. Ama biz bu bir nebze de olsa bu geçici sansürü ortadan kaldırmak için ne yapabiliriz konuşmamız çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum soru için de. En azından bu sayede değerli izleyicilerimize, değerli en son haber izleyicilerine İlker Koç'la gündem programında aktarmış olduk efendim. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli, ne demek? Çok kıymetli. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Güzel insan. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Siz de sevgili hocam. Sağ olun.